Evet, şimdi kayıt almaya başlıyorum. Birazdan gelen görsellerle beraber görselleri anlatacağım. Evet, burada ben varım. Harun'la beraber evden çıkıyoruz. Kendimi gösteriyorum. Aceleyle evden çıkıyorduk çünkü İsmail'e gitmemiz gerekiyordu. Orada gördüğünüz, sağda gördüğünüz skuterı hep ben kullanıyorum. Çünkü eve getirip eve götürüyorum. Başka kimse kullanmıyor. Evet, burada gördüğünüz üzere yürüyorum çünkü acelemiz var. Ap! Evet, bu benim, Berk Aktaş. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bu Harun, yakın arkadaşım. Harun'la beraber İsmail'lerin evine gidiyoruz. Hasanpaşa Parkı'ndan geçmemiz gerekti çünkü çok sık yürünen bir yer. Gördüğünüz gibi çok fazla kafe var ve acaba hangisine gitsek diye böyle düşünmemiz gerektiği anlardan biriydi. Sonra aklımıza bir şey geldi, dedik ki bu iğrenç sokaklara hep giriyoruz ve girelim bakalım, belki birilerine rastlarız çünkü her tanıdığımız insan nedense ki burada vakit geçiriyor. Yürüyoruz. Evet, daha çok yürüyoruz. Soldaki hamburgercide sürekli hamburger yiyorum. Sağdaki kebapçıda da sürekli dürüm yiyorum. Çok iğrenç bir hayatım yok ama yemek yemeyi seviyorum diyebilirim. Solda da böyle oyun oynayan insanlar var. Aa, Aycan'la Fidan. Evet, çok eğlenceli bir sohbet ediyorlar muhtemelen. Birazdan yanlarına oturmamız gerekiyor. Evet, Harun çok mutlu onları gördüğü için röportaj yapmak istiyor. Evet, içeri giriyorum. Girdim galiba şu an. Evet, bu Fidan. Solda sürekli yargılayıcı bakışlarla insanlara bakıyor. Harun gene bir şey anlatıyor. Ne anlattığını bende hiçbir fikrim yok. Fidan gene jenerik replikler söylüyor falan filan. Harun da bunları yargılayacak tavırları konuşuyor. Galiba Harun'un sakalı biraz fazla uzadı. Bunu kestirmesi gerekiyor. Bunu konuştuk onunla ama kestirmesini tekrar ona buradan söylüyorum. Harun'un sakalını kesebilirsin. Evet Aycan'la ben gene bir şeye gülüyorum çünkü gene kötü kötü şeyler anlatıyorum Aycan'a. Muhtemelen Aycan beni yargılayıcı bakışlarıyla yargılıyor. Acaba ne anlatıyorum? Kesin Aycan, galiba kişisel hayatımla alakalı konuşuyoruz. Son zamanlarda kişisel hayatım biraz çalkantılı diyebilirim. Ancak evet Aycan. Aycan gene yargılayıcı bakışıyla bana baktı. Ben ne anlatıyorum? Çok sıkıldım. Hadi bir sonraki aşamaya geçelim. Evet, burada onların yanında ayrıldık çok şükür ki. Ben gene yürüyorum. Zombi taklidi yapmam gerekiyordu burada ama o kısmı kestim. Evet, koşarak İsmail'e gidiyorum çünkü The Walking Dead 7. sezon 1. bölümü beraber izleyeceğiz. İsmail'e giderken bir şeyler almaya karar verdik. Dedi ki ne alsak? Ben kek alayım dedim. Evet, kekleri aldık, limonata aldık, garip garip şeyler aldık. İsmail'in evine gidiyoruz. Şimdi burada aslında bir şeyler anlatmam gerekiyor çünkü çok ekonomiyle alakalı şeyler konuşuyorduk, çok sıkıcıydı. Evet, burada İsmail'in evine koşarak gidiyoruz. Sanki bir The Walking Dead sahnesiymiş gibi. Harun öküz bir şekilde ilk başta cama vuracak, göreceksiniz birazdan. Öküz gibi cama vurdu. Dedim ki ne yapıyorsun sen? Sonra zili çalma gereği duydu çünkü yani The Walking Dead'de olmadığımızı fark etti. Evet. Yapmaması gerektiğini söylüyorum. Hayır Harun, yapma. Koş Harun, İsmail'e yetişmemiz gerekiyor. Evet. Harun koşuyor. Harun'un saçları çok uzun, evet. Evet ve İsmail. Evet, burada aslında uzun zamandır yapmamız gereken bir şey yapıyoruz. Evet arkadaşlar, bu konuştuklarımızı podcast kaydetmeliyiz diye. Bu üçlü bir araya geldiğinde çok iğrenç şeyler konuşuyor. Gördüğünüz üzere çok mutluyuz ve mutluysak eğer gerçekten çok iğrenç şeyler konuşuyoruz. Hakkınızda da olabilir bunlar. Evet, dinleyicilerden biri sizin hakkınızda konuşuyor olabiliriz. Hakkınızda konuşuyorsak özür dileriz gerçekten. Ben evet şu klasik duruşum. Bu böyle yaptığım zaman genelde çok konuya hakim olduğum bir şey anlatıyor olabilirim. Ya da İsmail'i çok dikkatli dinlemeye çalışıyorum. Harun İsmail'in yemek yapışını izliyor. Neden anlamadım. Galiba makarna yapması Harun'u etkiledi. Evet, Harun ve İsmail bir couple. Evet, ben gene yattım. Ne anlatıyorum? Etrafa bakıyorum. Biraz daha etrafa bakıyorum. Bu bölümü bitirmemiz gerektiğini nereden anladım biliyor musunuz? Çünkü söyleyecek hiçbir şeyim kalmadı. Evet, burada bölümü izlemenin şokuyla beraber yerde yatıyorum. Gerçekten beni şok eden bir bölümdü çünkü beklemediğim karakterlerin başına beklemediğim olaylar geldi. Gerçekten iğrenç bir hayat. Ama mutluyum. Çünkü bu tarz güzel eserleri izlediğimde seviyorum. Bir gün The Walking Dead özel bölüm yapabiliriz. Aslında bu YouTube kanalını arşiv gibi kullanıyorum. İzlemezseniz de olur. Siz bilirsiniz yani. Evet, burada zombi gibi ölü taklidi yaptım. Bölümü böyle bitirmek istedim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.